günlük olarak işlediğimiz bir günah var. Onu hemen söyleyeyim. Biz de işliyoruz o günahı. Allah bizleri de affetsin. İşleyenleri de affetsin. O günahların bir kısmını artık çok böyle basit görmeye başladık. Küçük gördüğümüz büyük günahlardan birisi kıskançlıktır. Haset. Başkasının elindekini kıskanma, hatta onun ölümünü isteyecek kadar dehşetli bir düşmanlık, kin ve nefretle ona saldırmak. Başkasının elindeki mevcut mutluluk, makam, mevki, huzur. Eşler anlaşıyorlar. Adam çıldırıyor bunları gördükçe. Veya kadın. Nasıl insanlar mutlu olabilir? Ben mutlu olamadım. Herkes mutsuz olsun istiyor. Şeytanın kendisine yaren bulması gibi yani. Şeytan ister ki herkes şeytan gibi olsun. Biz isteriz ki herkes bizden iyi olsun. Yoldan çıkmış olan ister ki herkes yoldan çıkmış olsun. Onun için başkasının mutluluğunu, makamını, mevkisini, huzurunu kıskanmak, efendim, kıskançlığın en bariz örneğidir. Ulaşamadığı yere pençe atar. Ulaşamadığı yere efendim çamur atar. Bu genel bir şeydir. Halkın cümlesine, halkın sözleri arasında değil mi? Ulaşamadığı yere kedi ne dermiş? Murdar dermiş. Murdar dermiş. Onlar da kedi gibi. Murdar diyorlar. Ulaşamadıkları her güzelliği yapamadıkları için. Veya nefret kusarlar. Taş atarlar, çamur atarlar. Tutmasa da ne olur? İzi mutlaka kalacaktır. Halbuki her iz onun ahiretini berbat ediyor. Kıskanılanın değil, kıskananı berbat ediyor. Tabii insanların gözleri maneviyata kördür. Onun için ahiret alemini görmediği için onun ciddiyetini anlamıyor. Hazreti Peygamber öyle buyurdu. Hazreti Ayşe, vallahi bir ineği gösterdi Ayşe annemiz. İnek, semiz bir ineği gösterdi. Yemiyor. Vallahi dedi, ahireti eğer bu inek anlasaydı, sıska kemikten müteşekkil bir iskelet haline gelirdi. Yemek yemezdi, ot yemezdi. Eğer Allah'ın ahirete hazırladığı azabı bilseydi, bu inek diye Hazreti Ayşe işaret ediyor. Onun için Hazreti Peygamber, siz benim bildiğimi bilseydiniz çok fazla ağlardınız, az gülerdiniz, dağlara kaçardınız, evlenemezdiniz diyor. Benim bildiğimi bilseydiniz, Miraç'ta gördüklerini görseydiniz peygamberin, aynı şeyi yaşardınız. Onun için akıllı insan kendisiyle uğraşan adamdır. Bu cümlelerinin faydası olacak mı? Faydası olan olacak. Ah, mesela bu akşam işte gelirken buraya bir kardeşimiz yanaştı. Burada çalışan bir kardeşimiz. Dedi ki hocam, benim bir arkadaşım vardı. Dün gecesi izlemiş, içki bıraktı, namaza başladı. Bir gece, dün gece. Bu bana söylenen şey. Bunun binlercesi var, yüz binlercesi var. Elhamdülillah. İşte bütün bunlarda inşallah insanların hidayetine vesile olursa, o zaman siz şeytanın taifesinden birini kazanmış olursunuz.